Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Biraz önce sen programını kurarken bana suikast yaptı. Bilgisayarımı direkt reset attırdı arkadaşlar. O yüzden video yarım kaldı. Şimdi ikinci dersimizden devam ediyorum. En son tablo ekleneden bahsetmiştik. Şimdi şöyle birinci dersi özetleyecek olursak, PHP'de MySQL'e veri bağlantısı yapabilmek için arkadaşlar, PHP dedikten sonra kapattık, açtık, kapattık, bunu biliyoruz. Server name'ini belirttik, localhost'tan çalışacaksak veya siz hangi sunucudan çalışacaksanız onu veriyorsunuz. Username diyerek kullanıcı adınızı, password diyerek de şifrenizi buraya üstte yazmanız her zaman mantıklı olandır. Ardından connection değişkeni oluşturup yeni MySQL server name, username, password diyerek şu üstteki parametreleri vererek bağlantımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. İsterseniz şu bilgileri doğrudan doğruya buraya da yazabilirsiniz ama değişiklik olabilmesi ihtimaline karşılık üstte bir değişken olarak tanımlamanız her zaman daha mantıklıdır. Ardından bağlantının sağlanıp sağlanmadığını kontrol ediyoruz. Eğer bağlantı yoksa şu hatayı verdirebilirsiniz. Bağlantı hatası diyebilirsiniz. Varsa bağlantı başarılı demenize gerek yok arkadaşlar. Bağlantı hatası aldığınızı belirtmeniz mantıklıdır. Bağlantı hatası yoksa bağlantı başarılı demeye gerek yok. Ne yapıyoruz peki? Bir veri tabanını kontrol etmemiz lazım. Veri tabanı yoksa create database diyerek veri tabanını oluşturuyoruz. Yine SQL sorgumuzu yazıyoruz. Ardından bağlantıyı bu bağlantıda bu soruyu çalıştır. Eğer çalıştırdığında sonuç true'ysa, herhangi bir hata yoksa, veri tabanı oluşturuldu, varsa da veri tabanı oluşturulamadı şeklinde hatayı verdirebilirsiniz. Tablo eklemede anlatmıştık. Tablo eklemede de yine bir SQL sorgumuzu öncelikle belirtiyoruz. Üste yazıyoruz. Create table diyerek tablo oluştur. Tablomuzun ismini verdik burada. My guest demişiz. İstediğiniz bir tablo ismini verebilirsiniz. ID her zaman arkadaşlar tablolarda ilk olan sütundur. Int 6 diyerek 6 bitlik bir integer tanımlıyoruz. Unsigned demiştik. Bunun da arkadaşlar işaretsiz, yani eksiye gitmeyecek anlamında sıfırdan başlayacak, yukarı doğru artacak şeklinde belirtiyoruz. Auto increment, otomatik olarak sen arttır diyoruz ve primary key diyerek de ben buraya herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Her yeni kayıtta otomatik olarak tabloya ID değeri eklenecek arkadaşlar. First name, last name ve email diye 3 tane değişken tanımlamışız. Bunlar işte varchar 30, varchar 30 ve varchar 50 diyerek boyutlarını vermişiz. Burada not null diyerek tekrar belirtelim. Bu değerlerin boş geçilemeyeceğini belirtiyoruz arkadaşlar. Bu değerler boş geçilemez. Aslında e-posta içinde, yani e-mail içinde not null diyerek e-mail adresinin de boş geçilememesini sağlayabilirsiniz. Burada req date, yani register tarihi, kayıt tarihi diye bir değişken tanımlamadan öneminden bahsetmiştik. Timestamp ile mutlaka bu kayıt hangi tarih saatte oluşturulduğu bilgisini veri tabanınıza eklemelisiniz. Bu sadece kullanıcılar için değil, oluşturacağınız sitede işte haber eklemede de yine hangi tarih saatte eklendiğini otomatik olarak ekleyen bir satırdı burası arkadaşlar. Bu SQL sorgumuz. Ardından bağlantımıza, yukarıda oluşturduğumuz bağlantımıza bu sorguyu çalıştırdığımızda herhangi bir problem olmadan sorgu çalıştıysa tabloda tablo oluştu bilgisini veriyoruz. Eğer bir hata aldıysak, burayı şöyle diyelim, tablo oluşturmayı mesajı vermeden sadece hata aldığımızda problemi görmek istiyorsak burayı false diyerek şu satırı hiç kullanmadan true yerine false yazarak hatamızı yazdırabiliriz tablo oluşturmayla ilgili hatayı. Peki bu tablo oluştuktan sonra bilgi nasıl ekleyeceğiz? Bu bilgi eklemede arkadaşlar yine bir SQL sorgusu oluşturuyoruz. Into ile bilgi ekleme yapabiliyorduk. Yine myGuest veri tabanı şey tablosu, myGuest tablosu, özür dilerim. Kullanıcı adı, şey kullanıcının işte ilk adı,
sayı adı e-posta bilgilerini gireceğiz diyoruz. Values olarak da işte John Doe demiş burada. İstediğiniz bir isim soy isimi girip e-posta adresini ekletebilirsiniz. Bunun kullanımını yine geçtiğimiz dersler insert intro'yu anlatmıştık arkadaşlar. Yine burada sorgumuzu çalıştırıyoruz. Connection'da query SQL diyerek sorgumuzu çalıştırıyoruz. Eğer bir problem yoksa, true ise sorgu sonucu yeni kayıt oluşturuldu. Else ise hatamızı görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun uygulamasını yapabilmemiz için dediğim gibi bir PHP sunucusu kurmamız gerekiyor. Arkadaşlar ben de XAMPP sunucusu kurmayı bitirmemiş ama reset attı. Bakıyorum kurulan programlar bölümünde de sunucuyu kurmamış arkadaşlar. O yüzden bunun uygulamasını size bırakıyorum. Şimdi veri silme işleminde de veya veri güncelleme işleminde de yine aynı işlemleri yapacağız arkadaşlar. Sadece burada komutumuz değişecek. Yani artık bakın burada tablo ekleme ve veri tabanı oluşturma standarttır ama veri ekleme, veri silme, veri güncelleme işleminde kullanacağınız komutlar değişir. Yapı aynıdır. Öncelikle bir SQL komutumuzu isterseniz bir değişkene atarsınız, isterseniz şuraya da yazabilirsiniz. Yani şu query bölümüne, bu bölüme de şöyle yapalım arkadaşlar. Şu şekilde bakın şu bölümde çalıştıracağımız komutları yazıyoruz. Yani isterseniz SQL diye bir değişken tanımlayıp ki mantıklı olan budur her zaman. Tanımlayıp burada kullanımını da yapabilirsiniz. İsterseniz şu satırı komple buraya arkadaşlar direkt buraya da yazabilirsiniz. Bu şekilde buraya da yazabilirsiniz. İsterseniz de burada tabii isterseniz değil. Burada standart elle veriler girilmiş. Normalde bu bilgileri biz ne yapmamız lazım? Bir formdan almamız lazım. İşte formdaki değişkenle eşitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Siz tabii tekrar söyleyelim. Kullanım esnasında hangi veri tabanı, hangi tablo olduğunu mutlaka belirtmelisiniz. Daha sonra işte kayıt başarıyla tamamlandı mesajını formun altına verdirebilirsiniz. Eğer hata alıyorsanız hata mesajını da verdirebilirsiniz. Veya kullanıcıda işte eksikleri kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer kullanıcı e-posta adresini girmediyse ve zorunlu olduğu için, girme zorunluluğu olduğu için hata aldıysanız bunu kullanıcıya belirtebilirsiniz. E-posta adresinizi girmediniz veya doğru girin şeklinde burada bilgileri kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gelelim MS SQL ve ASP bağlantısına. Şimdi ASP.NET'te arkadaşlar connection bağlantı stringi oluşturmadan önce web config dosyası vardır. Siz bir ASP projesi oluşturduğunuz zaman web config dosyası oluşur o satırda. Örneğin şöyle bir size bir örnek göstermek istiyorum. Tabii bilgisayarımda dosyaları bulabilirsem. Netpub'a oluşturuyorduk. Evet, yeni pencerede aç diyelim. Şu şekilde getirelim arkadaşlar. Bakın www.root klasöründe biz birer proje oluşturduğumuz zaman, bir ASP.NET projesi oluşturduğumuz zaman arkadaşlar. Bakın şurada web config dosyası oluşur. Standart olarak bir web config dosyası oluşur bu bölgede. İşte öncelikle bu web config dosyasına bunu siz hosting'e attığınız zaman yani dosyalarınızı barındırdığınız sunucuya attığınız zaman da orada yine bu web config dosyasını düzenlemeniz gerekiyor. En sık rastlanan problemlerden birisi bu oluyor. Ne yapmamız lazım? Oraya bir connection strings ifadesi vardır. Bakın şurada bunu düzenleye girdiğimiz zaman birlikte aç diyerek
Başka bir uygulamayla şimdi açalım. Bir not defteriyle bile açabilirsiniz. Şuradan evet, not defteriyle açalım. Bakın arkadaşlar, burada ayarlar var. Compiler, sistemler, gördüğünüz gibi compiler bölümü var. Değerleme bölümüdür. Burada ayarlar var. Yani standart ayarlar burada yapılır. Şuraya sistem şurada bu bölüme, configuration bölümüne şuraya şu ifadeyi getirmeniz lazım. Connection Strings bölümünü oluşturmanız lazım. Ardından add name diyerek siz bir connection'a isim veriyorsunuz. Connection String DB1 diyebilirsiniz veya John biraz önceki MySQL'de olduğu gibi şurada olduğu gibi arkadaşlar. Bakın şurada olduğu gibi John diyebilirsiniz veya burada olduğu gibi bir connection string db1 de diyebilirsiniz. Bu isim önemli arkadaşlar. Çünkü bundan sonra kullanacağımız ifade bu. Ona göre sürekli kendinize standart bir isim belirlemeniz doğru olur. Şurada not defterini açacak olursak dediğim gibi buraya tabii burada not defterinde elle yazmamız lazım her şeyi. Şöyle yaparsak bunu kaydetme diyelim. Bunu şuradan bakın birlikte aç. Visual Studio 2019'da aç diyelim. Biraz uzun sürüyor açması. Evet. Tabii projeyi açmış olmam lazım. Yani projenin üzerinde çalışırken bunu yazmamız lazım. Ben size direkt bir dosyayı açarak göstermek istedim. Bu bölüme arkadaşlar dediğimiz gibi connection strings diye bir etiket açıyoruz. Şurada fazla attık. Bu bölüme yazmamız gerekiyor. Connection Strings'i. Ne demiştik? Bakın burada add geldi zaten. Bakın add name diyoruz. Buraya bir isim veriyorduk. Con diyebilirsiniz veya Connection String ifadesi burada kullanıldığı için özellikle db1 veya db sizin veri tabanınızın da adını verebilirsiniz buraya. İşte neyse isim. DB dedik. Devamında arkadaşlar connection string'ini veriyoruz. Buraya bakın data search'ünü data search dedikten sonra localhost yine yerel sunucuyu kullanacağız. Ardından initial katalog diyerek eşittir diyerek arkadaşlar biz veri tabanımızın adını vermemiz lazım. Oluşturacağımız. Mesela şurada örneğimizde arkadaşlar bakın bu PHP ile ilgili. Burada your database name vereceğimiz bakın tekrar add name dedikten sonra bir connection'a isim veriyoruz. Connection string'ine data search dedikten sonra localhost veya sizin hosting firmanız hangi kaynağı verdiyse size bu bilgileri verir zaten. Initial katalog dedikten sonra veri tabanınızın adını veriyorsunuz. Integrated security yani güvenlikle var mı? True diyerek belirtiyoruz ve Provider name de System Data SQL Client'tir. Burası SQL Client arkadaşlar. MS SQL için geçerlidir. Eğer MySQL ise MySQL Client veya diğer bağlantıları belirtmeniz gerekiyor. Şimdi şurada ayarları yapmaya devam edelim. Katalog mesela diyelim ki veri tabanı diye bir dosya ismini verelim. Ardından arkadaşlar integrated dedik. Security yani güvenliği belirtiyoruz. True diyerek
güvenli bağlantı yapmasını istiyoruz. Provider, bakın provider name geldi. Buraya da system data dedikten sonra SQL client diye bu bağlantıyı oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu satırı mutlaka yazmamız gerekiyor. Nereye? Web config'e yazmamız gerekiyor. Bu yazdığımız ifadede tekrar söyleyelim, mutlaka data server'ımızın local host mu ya da hangi data, biz şu an kendi bilgisayarımızda çalışacağımız için local host olacak. Ama siz hosting firmasına bunu yüklerken oradaki bilgileri girmeniz gerekiyor. Burada da veri tabanınızın ismini vermeniz gerekiyor doğru şekilde. Bunu yazdıktan sonra web config'i arkadaşlar, yani öncelikle bunu yazmanız gerekiyor. Biz burada connection string db dedik. Connection string db 1 diye de ifade edilmiş burada. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Gelip arkadaşlar ASP dosyamıza, şöyle yapalım. Biz bu projeyi, ben projeyi açarak göstereyim şimdi diyelim. Evet. Projeyi açacağım ben. Open folder. Local folder. Evet. Şunu. Bunu açacağım arkadaşlar. Yaptığım ayar orada oydu. Tabii şu an benim yerelde SQL sunucum yok. Bunu da belirtelim. Yani benim veri tabanına bağlanabilmem için yerel sunucu da kurmuş olmam lazım. Yani SQL server'ı da kurmuş olmam lazım. Bakın index ASP dosyasına geldiğimiz zaman burada şöyle view'den Solution Explorer şuradaydı. Bakın şunu tekrar söyleyelim. Biz index ASP dosyasını, web config dosyasını yapılandırdık burada bakın. Ne dedik? Şu connection string yapısını yaptık arkadaşlar. Buraya tabii iki tane ASP var. Bizim asıl ayarlar şunlar arkadaşlar. İşte burada yapacağımız işlem nedir? Gelelim o. Bakın ASP dosyasına string dedikten sonra constring, yani bir bağlantı stringi oluşturuyoruz. Ardından configuration manager nokta connection strings diyoruz. Burada da constring db1. Bu db1 dediğimiz ifade buradan geliyor. db1. Biz web config'e birini yazmadık. Constring db yazdık. Connection string dedikten sonra ASP dosyamıza web config dosyasındaki bağlantıyı çağırıyoruz. Ardından eksi SQL connection con diyerek, bakın bu connection string idi, con diyerek bir bağlantı oluşturuyoruz. New SQL connection con string'i, bakın burada çağırdık con string'i. Ardından da bu con string, bu belirtilen veri tabanına bir bağlantı oluştur dememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. MS SQL bağlantısı içinde ASP.NET'te kullanacağımız, öncelikle dediğim gibi yapılan en büyük hatalardan birisi, eksiklerden birisi bu web config dosyasını yapılandırmaktır. Bunu özellikle hosting'e attığınız zaman da burada dikkat edeceğiniz şu data server'ın local host değil artık. Yani siz önce kendi bilgisayarınızda local host'ta çalışırsınız ama hosting firmanıza, yani sizin barındırdığınız, dosyalarınızı barındırdığınız sunucuya attığınızda o sunucunun artık local host değil, ismi neyse oradaki sunucu ismi, onu vermek zorundasınız ve kendi veri tabanı adınızı buraya doğru bir şekilde yazmanız gerekiyor ki işlem yapabilirsiniz. Peki hocam, benim SQL sunucuda veri tabanım yoksa, o zaman işte aynı kullanacağımız ifadeler burada. Burada aynı arkadaşlar, bakın bir SQL sorgusu oluşturacaksınız, create database diyerek veri tabanı isminizi yazacaksınız. Tabii SQL'de PHP ile ASP'de
komut farkları ne komutu? SQL komut farkı yok. Şurası aynı şekilde geçerli. Sadece SQL'in, şey, PHP'nin komutuyla ASP'nin komutu farklıdır. O komutu buraya yazarak öncelikle veri tabanınızı oluşturmanız da gerekir arkadaşlar. Biz burada bağlantıyı anlattık. Nasıl bağlantı kuracağımızı anlattık. Herhangi bir şekilde dediğim gibi bağlantınız varsa onu buradan çağırabilirsiniz arkadaşlar. Peki veri çekme işlemini nasıl yapacağız? Veri çekme işlemini de arkadaşlar 3. dersimizde anlatalım.